İstanbul bölgesinden yoğun bir talep alıyoruz şu an. Edirne 3. derece deprem bölgesi olduğu için, olası bir İstanbul depreminde insanların korkusu olduğu için Edirne'ye yoğun bir talep var. Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremlerden olumsuz etkilenen 10 bine yakın depremzede Edirne'de konaklıyor. Depremzede vatandaşların kiralık evlere talep göstermesiyle birlikte Edirne'de kiralık daireler neredeyse tükendi. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Edirne'de emlakçılar gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Edirne'ye gelen depremzede vatandaşlar kiralık konutlara talep gösterirken İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bazıları Edirne'nin köylerinden müstakil ev ve arsa almayı tercih etti. Kimi vatandaşlar da aldıkları arsalarda prefabrik ev yapmayı planlıyor. Edirne'de emlakçılık yapan Mehmet Can Altu, depremzede vatandaşların kiralık konutlara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairenin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Stok durumumuz çok sıkıntıda. 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairemiz yok denecek derecede az. Hani şöyle söyleyeyim, elimizde bu 3-4 adetten fazla yukarı çıkmıyor ve şu an yoğun bir talep olduğu için kısa sürede gidiyor ve gelen talepleri karşılayamıyoruz. İstanbul'dan şu an talep daireden çok arsaya, müstakil arsalar, müstakil ev yapmak isteyenler, prefabrik ev yapmak isteyenler, köy arsaları, tamamen o şekilde İstanbul'un talebi şu an. Daireden çok arsa. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre Ocak ayında endeks değerinin en yüksek artış gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi olurken buradaki artış yıllık %175'e dayandı. Emlakçılardan Namık Babacansa, Şubat ayında Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremin ardından Edirne'ye göç yaşandığını ve konutlara talep arttığını belirtirken bu taleple birlikte fiyatların daha da arttığını söyledi. İstanbul'da sattığı dairesi onların en düşüğü 5 milyon, 7 milyon, 10 milyon gibi. Burada onlara o cazip şekilde, ucuz şekilde geliyor.